C noktasının koordinatları 2'ye 1. Şimdi y bileşeni 1 demek, buradaki BC uzunluğunun 1 olması demektir. Karenin bir kenarı 1. Öyleyse buraya 1'leri yazabiliriz. CD uzunluğu OA uzunluğuna eşit olduğu için buraya 1 diyoruz. Öyle verilmiş. Dolayısıyla burası da 1'dir. 2 birim olduğu için burası da 2 birim olacak. Bu noktanın koordinatları, E noktasının koordinatları 4'e 0 olacak. C ve E noktasının koordinatlarını bildiğimiz için x eksi x1, x1 eksi x2 eşittir. Y eksi y1, y1 eksi y2 denklemine göre iki noktadan geçen doğru denklemini yazabiliriz. Şu noktayı birinci nokta alırsak x eksi 4 bölü 4 eksi 2 eşittir. Y eksi 0 bölü 0 eksi 1'den eksi 1 olur. İçler dışlar çarpımı yapalım şimdi. 2 çarpı y eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 4. Eksi x artı 4'tür. Buradaki denkleme baktığımızda zaten bunun y eşittir x olduğunu görüyoruz. Çünkü şurası şuraya eşitse ikizkenar dik üçgendir. Dolayısıyla bu açının 45 derece olması gerekiyor. Buradan x'i yalnız başına bırakırsak şu şekilde x eşittir eksi 2y artı 4 olur. Y eşittir x'i de x eşittir y diye yazarsak kesişim noktasının, yani şu noktanın koordinatlarının aynı çıkması gerekiyor. Eksi 2y artı 4 eşittir y dersek 3y eşittir 4 olur. Y değeri buradan 4 bölü 3 olarak bulunur. Y koordinatını bulduktan sonra x'i bulmak istediğimizde zaten eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla noktamız 4 bölü 3'e 4 bölü 3 noktasıdır.